Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki farklı şekilde lahmacun pişirerek göstereceğim. 1 kiloluk iç harç hazırlayacağım fakat 250-300 gramını ev için kullanacağım. O yüzden ona göre bir tarifle hamurumuzu hazırlamaya başlayalım ki hamurumuz mayalansın. Hamuru yoğuracağım kaba. Bu bardağımla 3 bardak un alacağım. Üç bardak yeterli olacaktır. Unumun ortasını açıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzu kenarlarına serpiyorum. Bir yemek kaşığı mayayı ortasına serpiyorum. Ve aynı bardakla bir su bardağı ılık suyumu ilave edip mayamın aktifleşmesini sağlıyorum. Şöyle elimle mayayı karıştırıyorum. Malzemeler kısmına hem hamur ölçülerini hem de hazırlamış olduğum iç harcın malzemelerini yazacağım. Suyumu ilave ediyorum tamamını. Artık yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Hamurum burada biraz yoğurduktan sonra artık tezgahım alacağım. Bu şekilde özleştirerek hamurumuzu bir 10 dakika kadar yoğuralım. Ve tüm unları da toplamış olacağız. Hamuru güzel yoğurursanız gerçekten iyi sonuç elde edersiniz. Arkadaşlar, toplamda bu bardakta bir su bardağını iki parmak geçecek kadar su kullandım. Ve hamurumu yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum. Görmüş olduğunuz tüm unları toplamış oldu. Hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerini kapatacağım. En az yarım saat ile bir saat arasında mayalandırmaya bırakıyoruz. Şöyle yapalım hatta. Hava almasın. Üzerinde tekrar bir bezle örterim. Biraz da kaloriferin üzerine koyarım. Yarım saatte mayalanır. Ama vaktiniz varsa bir saat mayalandırın. Hamurumuz mayalanıncaya kadar iç harcımızın yapımına geçelim. İç harcımızın yapımına başlayalım. 1 kilogram orta yağlı kıyma. Zaten kasabınıza lahmacunun içi hazırlayacağım dediğinizde size uygun yerinden uygun yağda kıymayı verecektir. 3 adet kuru soğan doğradım. Yalnız soğanlarımı robottan çekmedim. Burası önemli. Soğan sulanmasını bir kenara bıraktım. Acı bir tat bırakıyor içinde. O yüzden bir tek bu kısmını elde doğrarsanız çok lezzetli olur. 3 adet sivri biberim var. 2 adet kapya biberim var. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 15-20 dal maydanoz. Bir tutam diyoruz ama bir tutamdan kastım 15-20 dal maydanoz. 4-5 tane sarımsağım var. Biraz sıvı yağ kullanacağım. 3-4 domates rendesi kadar burada yazdan hazırlamış olduğum rendem var ve baharatlarımız var. Şimdi biraz kenara alıyorum. Öncelikle biberlerimi robota atacağım. Maydanozu da elimde kıydım. Onu da söyleyeyim. Robotta yapışıyor. Çok güzel olmuyor maydanoz. Yani yemeğin püf noktalarına dikkat ederseniz hangi yemeğin olursa olsun sonuç muhteşem oluyor. Ve şunları söyleyeyim. Şu görmüş olduklarınızda kuyruk yağı. İster rendeleyin isterseniz de ben buzlu buzlu çıkarıp doğradım hemen. Ben bunu hazırlayana kadar onlar çözülecek zaten. İşte işin lezzet kısmı burada. Hatta eğer yoksa hiç problem değil. Evet, bunu hazırladım. Şimdi malzememizi elimizden geldiğince küçültelim. Sarımsaklarımı da atıyorum. Onları da çekelim. Tüm malzemeyi çektik. Şimdi onu da buraya karıştıralım. Şöyle yazdan kalma domatesimiz.
Şöyle yarısını ekledim. Aşağı yukarı 3 domates kadar geliyor. Zaten lahmacun harcını yoğururken, normalde ustalarda yaparken biraz su eklerler içine. Ama ben bu domatesin suyunu kullanarak çok daha güzel bir lezzet vermiş oluyorum. Şimdi burada 1 yemek kaşığı isot var. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber. Ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağım. Evet, iç harcımızı yoğurmaya başlayabiliriz. Böyle büyükçe bir kap alırsanız çok rahat bir şekilde yoğurursunuz. Malzemeleri aşağıya videonun altındaki açıklamalar kısmına her zamanki gibi yazacağım. İsterseniz iç harcınızın hamurunu kendiniz evde hazırlayıp el tipi fırında ya da tavada yapabilirsiniz. Ya da mahallenizde bir pide fırını varsa gönderin iç harcınızı. Şahane oluyor. Tabii ki onun lezzeti bir başka. Odun ateşinde pişince. Ama evdekinde çocuklarım çok seviyorlar ve biz sık sık yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde karıştı. Evet, tüm malzememiz bu kadardı değerli takipçilerim. Şimdi bunu fırına yollayacağım. Biz de evde kendimiz 250-300 gram kadarında kendimize ayırdım. Bunları hemen çok fazla bekletmeden dolaba kaldırıyorum. Yoksa kokar. Şimdi bunun için hamurumu hazırlamaya başlayacağım. O aşamaya geçelim. Şimdi hamurumuza bakalım. Bakın. Bir yarım saat 45 dakika kadar bekledim. Ne kadar beklerseniz daha çok kabaracaktır. Şimdi hamurumu şöyle biraz tezgahımı unlayayım. Hamurumuzu şöyle bir rulo gibi yapayım. Bezelere ayıralım. Mandalina büyüklüğünde bezelere ayırmamız kafidir. Hamurumuz çok güzel olmuş. Evet, şimdi bunları yuvarlıyorum kenara. Şimdi ilk bezemizle başlayalım. Oklavası olan oklavayla açabilir. Merdanesi olan hangisiyle rahat ediyorsanız incelteceğiz. Evet, ilk bezemi şöyle 20-22 santim kadar açtım. Şimdi bezeyi şöyle tavama yerleştiriyorum. İlk bir tanesini tavada yapalım. Şimdi malzemeyi güzelce kaşığın tersiyle yayıyorum. Böyle içinde yaparsanız hem zorlanmazsınız da. Şimdi tavamın altını en kısıkta açacağım. Kapağını da örtüyorum. O şekilde pişmeye bırakıyorum. Bu pişerken ben yine hamur açacağım. Size göstermek için şimdi bunları yapıyorum. Açtığım hamurları da fırında pişireceğim birkaç tanesini de. İki şekilde nasıl pişirilir onu göstermiş olacağım. Bakın bolca koydum. Çünkü piştiği zaman araları açılıyor. O da kötü bir görüntü yaratıyor. Sevgili takipçilerim, bakın son derece kısık ayarda açık. Şöyle kapağını da kapatıp hafifçe açacağım. Çok az. Şöyle göstereyim size de. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Sevgili takipçilerim, şimdi ben buraya böyle birkaç tane açtım, hazırladım. Bunlar da fırına gidecek. Şu tepside yaparsanız 2 tane falan alıyor. Pide şeklinde uzun yaparsanız yine 3-4 tane sığıyor. O yüzden böyle aralara da fındık lahmacun dediğimiz ufaklardan yaptım. Hem zamandan tasarruf olması açısından hem de yer tasarrufu olsun diye. Çabuk pişmesini de istiyoruz. İşte hepsini bu şekilde. Elle çok daha rahat oluyor. Daha iyi ayarlıyorsunuz. Öyle yapın siz de. Şimdi bunları da 180-200 derece arasında bir ısıda kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Zaten piştikleri kıymanın renginin dönmesinden belli oluyor. Tavada olanı da göstereceğim. Ben bu işlemi yapana kadar
Nasıl pişmiş onu da göstereceğim size. Bakın hepsini tamamladım. Şimdi fırına gönderiyorum. Evet, fırına yolladım. Şimdi bir diğerine bakalım. Bakın o da böyle. Artık altını kontrol edeceğim. Şimdi size altını da göstereceğim. Bakın bu şekilde pişmiş. Şimdi tava boşaldı. Yerine bir tane daha atıyorum. Sevgili takipçilerim, tüm hamurlarımı tamamladım. İç harcım çok az yetmeyince bir de istek üzerine böyle kaşar peynirli yaptım. Kaşar peynirli tereyağlı pide yaptım. Bu da çok güzel oluyor. Aynı hamurdan. Siz de ister beyaz peynirle isterseniz kıymalı harçlarla değerlendirebilirsiniz. Tarifimiz bu kadardı. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.